Selamlar, yepyeni bir Teknostop videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte High Future markasının Future Ring akıllı yüzüklerini inceliyoruz. Şu 65 mm olanın kutu açılımıyla başlayacağım. Şu ürünün kutusunu açtığımda burada yüzüğün kendisi görünüyor şu şekilde. Yine burada bir tane kullanım kılavuzu var. Şöyle yakından da göstereyim. İngilizce bir kullanım kılavuzumuz var burada. Devamına baktığımızda ise de burada bir şarj standımız bulunuyor şu şekilde. Şöyle de yakından görebilirsiniz. Yine bu kutuda da şöyle 57 mm'lik boyuta sahip bir tane daha yüzüğümüz var. Sadece farklı boyutlara sahip olduğunu göstermek için bunu da videoya ekledim. Şöyle yakın açıdan da ürünün dış görünüşüne bakarsak görmüş olduğunuz gibi normal standart bir yüzük görünümünde iç tarafında bazı sensörlerin bulunduğu yerler var. Yine şarj temas noktası da burada bulunuyor. Yan tarafında ise şu kırmızı işaretli bölümde de kaydırma gibi hareketleri yapabiliyoruz. Bunu kurulum esnasında daha etkili bir şekilde görebileceğiz. O zaman fazla da uzatmadan kurulum işlemine geçelim. Kurulum için gerekli olan tüm ekipmanlar şu anda masamızın üstünde. Üst açıdan devam edelim. Evet, kurulum için bir akıllı telefona ihtiyacımız var. Android veya iOS olabilir. Ben iOS üzerinden kurulumunu gerçekleştireceğim. Öncelikle iUSO Ring uygulamasını uygulama marketinden indirmemiz gerekiyor. İndirdikten sonra uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtığımızda Türkçe bir arayüz var fakat hala gelişme aşamasında olduğu için bazı çeviriler hatalı olabiliyor. Bazı yerlerde de yabancı dillerin yazıları görünebiliyor. Biz şöyle bildiğimiz şekilde devam edelim. Şu anda ekle dediğimde yüzüğünüzü bağlayın diye burada gösteriyor. Bize cihaz ekle diyeceğiz. Şimdi burada High Future Ring'i gördü. Ben tekrardan yine de şöyle yapacağım. Yüzüğün üzerinde yeşil bir lambanın yanması gerektiğini söylüyor kılavuz. Uzunda da şu anda ben görüyorum. Umarım kamerada da görünüyordur. Şu anda da göründü. Buna bağlantı işlemini gerçekleştirelim. Çünkü şu anda diğer yüzüğümüz de dışarıda olduğu için. Evet, şu anda bağlantı işlemi tamamlandı. Arada bir powerbank değişikliği yaptım. Powerbank ile eşleştirmede sıkıntı yaşattığı için normal adaptöre bağladım. Yani şarj cihazını adaptöre bağlamazsanız eşleştirmede sıkıntı çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Şu an bağlantı işlemi tamamlandı ve arayüzümüze geldik. Şimdi arayüzü hep birlikte detaylıca inceleyelim. Öncelikle ben şu artık yüzüğü çıkarıp parmağıma takabilirim. Şöyle istediğim konuma getiriyorum, artık kullanıma hazır halde. Şöyle arayüze bakarsak üst tarafta şarj durumunu görebiliyoruz. Yine bağlantı durumunu da buradan görebiliyoruz. Burada bir sağlık puanı bölümü var fakat bizim bunu aktif etmemiz için belli bir süre kullanmamız lazım. Daha doğrusu bir analiz çıkartması için belli bir süre kullanmamız lazım. İçerisine girdiğimizde de uykudur, son gün aktivitesidir, kalp atış hızlarıdır vesaire, kan oksijenine kadar burada detaylı bilgileri görebiliyoruz. Burada kalp atış hızını anlık olarak ölçtürebiliyoruz. Şuradan ölçümü başlat dediğimizde şu anda ölçüm işlemini yapıyor ve aynı zamanda da iç tarafında şu an ışık yanarak da ölçtüğünü görebiliyoruz. Tabii biraz daha şöyle yerine oturtursam daha sağlıklı bir ölçüm yapacaktı. Şu anda 96 BPM olarak ölçtü. Dediğim gibi uygulamada bazı çeviri hataları var. Fakat bunlar zamanla düzelecektir. Hangi saatte ve tarihte ölçtüğüme kadar burada bilgiyi not alıyor. Yine kan oksijenini de buradan ölçebiliyoruz. Kandaki oksijen oranında bu şekilde bastığımızda bu sefer de kırmızı bir ışık yanarak bu oranı ölçüyor. Tabii ki bu tıbbi veri olarak kullanılamıyor. Bilginiz olsun. Evet, şu anda ölçüm işlemini tamamladı ve kandaki oksijen oranı %95 olarak ölçtü. Aynı zamanda alt tarafta ölçüm tarihini saatine kadar da buraya not olarak aldı. Tabi uygulamada bazı çeviri hataları olabilir. Bunlarda problem yok. Zamanla bunlar da düzelecektir. Yine buradan da vücut ısısını ölçebiliyoruz. Buradan dokunduğumuzda vücut ısısını da ölçebiliyor. 10 dakikalık aralıklarla ölçmek daha sağlıklı diyor. Çünkü tabii ki bunun bir vücut sıcaklığına ulaşma süresi var. Şu anda düşük de çıkabilir. Biraz daha farklı çıkabilir. Şu an 36.3 olarak ölçtü. Dediğim gibi biraz parmağınızda vakit geçirdikten sonra kendi de zaten belli süre aralıklarında ölçümü yapıyor ve daha doğru veriler alabiliyorsunuz buradan. Yine bunun içine girdiğimizde de mesela ortalama, minimum, maksimum gibi verileri alabiliyoruz. Yani buradan günlük, haftalık ve aylık olarak da takip edebiliyoruz. Diğer ikisinde de aynı şekilde görmemiz mümkün. Yine burada bir uyku analizi var. Uyku analizinde gün, ay ve hafta olarak alabiliyoruz aynı şekilde. Burada da uyku süresinde ne kadar derin uykuda olduğumuz, ne kadar hafif uykuda olduğumuz, ne kadar REM uykusunda olduğumuz, göz hareketi olarak yazıyor ama ne kadar REM uykusunda olduğumuz gibi, aynı zamanda ne kadar uyanık olduğumuz gibi süreleri görebiliyoruz. Burada çeviride ufak bir hata var. Fakat İngilizce üzerinden baktığımızda derin uyku, hafif uyku ve REM uykusu olarak bunları görebiliyoruz ve burada da uyanık geçirdiğimiz vakit. Yine arada yaptığımız şekerlemeleri de
burada gösteriyor bizlere. Uykudaki nefes kalitesini de gösterebiliyor. Bunu da uyku esnasında kandaki oksijen oranını ölçerek yapabiliyor. Yani uyku esnasında zaten nefes probleminiz varsa güne tamamen yorgun bir şekilde başlayacağınız için burada da bu veriyi aslında bir nevi tescillemiş oluyorsunuz. Altında da renklerle iyi, normal ve ibarelerle burada renklendirmişler. Genel derecelendirmeyi de yapıyor. Uyku zaman değerlendirmesi vesaire. Burada hepsini görebiliyoruz. Şu anda herhangi bir veri yok. Çünkü bunun için bunu bir iki gün kullanıp bütün verileri toplamasına izin vermemiz gerekiyor. Yine uyku esnasındaki kalp ritmimizi buradan takip edebiliyor. Yine uykudaki kan oranını da buradan aynı şekilde görebiliyoruz. Bunu haftalık veya aylık olarak da yapabilmemiz mümkün. Alttaki fitness bölümüne geldiğimizde ise günlük aktivitelerimizi buradan takip edebiliyoruz. Günlük kaç adım attığımızı, ne kadar kilometre yürüdüğümüzü veya koştuğumuzu, etkinlik tüketimi esnasında bu anladığım kadarıyla ne kadar kalori yaktığımızı gösterebiliyor bizlere. Zaten şurada da simgeler olarak görünüyor zaten 3 şekilde. Yine burada egzersiz modları da var. Buradan bastığımızda mesela koşu başlatabiliyoruz. Yine yürüyüş başlatabiliyoruz. Veya bisiklet sürerken falan da buradan başlatıp egzersiz kaydı yapabiliyoruz. Yine burada da yaptığımız egzersizlerin genel bir derecelendirilmesi bulunuyor. Burada da bize bir puan veriyor ne kadar sağlıklı yaşadığımıza dair. Yine buraya bastığımızda da fitness takvimi belirleyebiliyoruz sağ üst köşede. Hayat bölümüne geldiğimizde ise burada kullanım kılavuzu ve nasıl kullanılır ibareleri var. Dokunmatik alanı mesela burada gösteriyor ama arayüzün Türkçeleşmesi ilerleyen güncellemelerde olacaktır muhtemelen. Nasıl parmağınıza takacağınızı, sensörün nereye gelmesi gerektiği gibi bilgileri burada görebiliyorsunuz. Ben de bu şekilde mesela tam kırmızı tarafı buraya denk getirdim. Yine devam ettiğimizde nasıl kullanacağımızla alakalı kaydırma ayarlarıyla alakalı bilgiler yazıyor. Şöyle geldiğimizde de burada akıllı dokunuş özelliğimiz var. Bunu aktif ettiğimizde artık burayı bir scroll gibi kaydırarak kullanabiliyoruz. Mesela müzikte oynatma, duraklatma olarak kullanabiliyoruz. Ama örnek veriyorum, biz bir Reels vesaire bir şey izliyorsak kaydırmak için de kullanabiliriz. Hareketler tamamen değişiyor ama buradan istediğiniz gibi pratik bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yine burada da SOS özelliği bulunuyor. Bu telefonun acil durum özelliği varsa onu aktif ederek bağlayıp kullandığınız bir şey. Eğer bir problem varsa uyarı veriyor. Yani SOS acil durum uyarısı veriyor. Eğer bir şey oldu, hareket edemez durumda kaldınız, sadece elinizi hareket ettirebiliyorsunuz gibi durumlarda bildirim verip sağlık kuruluşlarına vesaire bağlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Fakat bunu videoda biz uygularsak sağlık kuruluşlarını gereksiz şekilde tetikleyebiliriz. Bu yüzden sadece bu özelliğin olduğunu sizlere burada gösterebilirim. Zaten işlevleriyle de nasıl kurulacağı burada görünüyor. Şimdi scroll bölümünü yani kaydırma özelliğini aktif ettik. Hemen şöyle yapalım. YouTube'dan Shorts açıp test edelim. Evet, şu an YouTube'dan Shorts açtım. Şöyle hareketlerle gördüğünüz gibi bunu kaydırabiliyorum. Yani hiç telefona dokunmadan Shorts izlemek gibi güzel işlevlerde kullanabiliyoruz bunu. Tekrardan uygulamaya döndüğümüzde ana ekrana geliyorum ve sol üst köşede de giriş bilgisi vesaire bölümleri bulunuyor. Buradan kayıt açıp da bütün bilgilerimizi bu hesapta toplayabiliyoruz veya hesap olmadan da devam edip bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Google, Apple, WeChat ve QQ uygulamasından, bunu bilmiyorum, uygulamasından bağlantı kurup kayıt olup kullanmamız mümkün. Geri geldiğimizde ise burada dil ayarları bölümü var. Buradan Türkçe seçebiliyoruz. Otomatik sistemdeki dili de algılayabiliyor veya İngilizce olarak kullanabiliyoruz. Yine buradan birim ayarlarını yapabiliyoruz. Şu anda santigrat, metre ve kilogram olarak bizim Türkiye'deki kullandığımız birimler seçili. Tekrardan geldiğimizde burada gizlilik politikası, uygulama versiyon bilgisi bulunuyor. Aynı zamanda da şöyle bir şey daha var burada. Buradan en sağdan hayat bölümüne girdiğimizde ise burada da yüzüğün uygulamasının ve aynı şekilde kendi içerisindeki yazılımı da buradan kontrol edebiliyoruz. Yazılım güncellemesi yapabiliyoruz. Yine burada da bize yazılım sürümünü vesaire gösterebiliyor. Buradan da yeniden başlatabiliyoruz. Fabrika ayarlarına döndürebiliyoruz. Yani bağlantıyı tamamen kesmiş oluyoruz. Manuel olarak da bağlantıyı kesebiliyoruz. Fakat bunu yaparsanız sıkıntı olabilir tekrardan eşleştirme aşamasında. O yüzden eğer bunu kullanmayacaksanız veya birine verecekseniz fabrika ayarlarına döndürmeniz en sağlıklısı olacaktır. Herhangi problem yaşarsanız da buradan bu şekilde yeniden başlatabilirsiniz. Uygulamanın arayüzü görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte High Future Futuring akıllı yüzükleri inceledik. Eminim ki bunları Yüzükler Efendisi'ndeki Gollum da görse o yüzüğün değil bu yüzüklerin peşinden koşardı. Oldukça kullanışlı ve sağlık takibi konusunda oldukça başarılı. Genel olarak da kalınlığına baktığımızda parmakta çok kaba durmuyor ve aynı zamanda da 7 gün gibi bir şarj süresinin de olması, yani 7 güne kadar kullanabilmemizde büyük bir avantaj sağlıyor. Genel olarak da
nabız olsun, kalpteki oksijen oranı olsun, aynı şekilde vücut sıcaklığı olsun, bu tarz şeyleri ölçmesi, uykudaki verileri takip edebilmesi oldukça güzel. Yani eğer bir akıllı bilekliğe ve akıllı saate ihtiyaç duymuyorsanız böyle bir akıllı yüzük alarak da sağlık verilerinizi ve spor verilerinizi kolayca takip edebilirsiniz diyorum ve videomuzun sonuna geliyorum. Eğer sizler de ürünü incelemek veya satın almak isterseniz diye de aşağı açıklama bölümüne bu yüzüklerin bağlantısını ekliyor olacağım. Sizler de ürünle alakalı herhangi bir soru sormak isterseniz yorumlara çekinmeden yazabilirsiniz. Son olarak da bizleri desteklemek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanına tıklamayı unutmayın. Yeni bir ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.